باب النفل بعد الفراغ من قتال العدو وإحراز الغنيمة. Bu bab nefel. Nefel nedir? Evvela nefel düşmanı vurup almış oldukları ganimete nefel derler. Diyor ki gital düşmanın gitalından farik olundu, ganimet alındı. O ganimeti ihraz ettiler, oradan getirdiler. Ondan sonra bu nefelden kumandan, imam başkalarına verebilir mi, veremez mi? Teksimden evvel vermek meselesi var. Teksimden sonra vermek meselesi var. Burada da ihtilaf var. O ihtilafı beyan ediyor. Haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle haddesena Ebu Asim an Thevr ibn Yezid an Süleyman ibn Musa an Ziyad ibn Cariye an Habib ibn Mesleme enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Habib ibn Mesleme diyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem nefele bağışladı. Fi nefelden, yani o ganimetten bir hisse tahsis etti, bağışladı. Fi bed'etihi, harbe başlangıcında. Er-rub'a dörtte biri. Harbe başlangıçta dedi ki dörtte biri gazilerindir. Ve fi rica'atihi, rica'atinde de bağışladı. Es-sülüse sülüsü. Ama bunu hangi, kim kime bağışlamış? Kaç kişiye bağışlamış? O zikredilmiyor. Yalnız Peygamber Efendimiz her bir başlangıcında dörtte bir, dönüşte de üçte bir bağışlamış. Peki kime bağışlamış ve bu bağışlamak Teksim'den evvel mi olmuş, sonra mı olmuş? Humus, Beytülmal'ın humusi çıktıktan sonra mı? Yoksa çıkmazdan evvel mi? Esas ihtilaf o. Şimdi burada ulemanın bazı diyor ki, humusunu alır Beytülmal'ın, o humusten istediğine bağışlar. Bazıları da diyor ki hayır. O humusten bağışlamaya kimsenin hakkı yok. O humusu alacak o beytül malı. Ümum ganimetten dörtte bir yahut da üçte bir bağışlayabilir, verebilir. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun. Ülemadan bir kısmı zahip oldular ki ilâ ennel imâme, imam lehu, onun için caizdir. En yemfüle, nefel olarak vere, minel ganimeti, ganimetten, ma ahabbe sevdi gün, arzu etti günü. Ba'de ihrazihi, ihraz ettikten sonra, iyyaha o ganimeti, qabla en yaksimaha, onu teksim etmezden evvel, kemâ kâne lehu qabla zalik, ondan evvel olduğu gibi. Yani ilk başlangıçta, harbe başlangıçta bir müeyyen hisse bağışladığı gibi bir de ganimeti alıp getirip gaziler arasında teksim etmezden istediğine verebilir. O birinci mezhep oluyor. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. İşte bu hadiste de ihticac ettiler ki Habib ibn Mesleme rivayet ediyor ki Resulullah Efendimiz bir gazaya giderken başlangıçta ganimetin dörtte birini, dönüşte de üçte birini nefel etti, verdi. Bunlar Teksim'den evvel mi oldu, Teksim'den sonra mı? Teksim'den evvel zaten gidişte daha da ganimet aldıkları yok. Ganimet aldıkları yok gidişte. Dönüşte de ganimeti aldı getirdiler teksim etmezden evvel. Ondan verdi. Ve halefehum fi zalike aharun. Ulemanın diğer kısımları bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki leyse lil imami, imam için caiz olmadı en yenfüle, nefel olarak vere ba'de ihrazil ganimeti, ganimeyi darul harpten ihraz edip çıkardıktan sonra vermek caiz olmadı illa minel humus, illa humusten vermek caiz oldu. Çünkü ganimeti aldılar mı, gazilerin hakkı var. Beşte biri Beytülmal'ın hakkı, imamın tahti tasarrufundadır. Onda istediği gibi tasarruf eder. Fakat beşte dördü gazilerindir. Gazilerin bir kısmına verse ötekilerin hakkı ona geçer. O müsavi olarak teksim edilecek. فَاَمَّا مِنْ غَيْرِ الْخُمُسُ. Ama humusun gayrisinden vermek fela, imam için, kumandan için caiz olmadı.
لَأَنَّ ذَٰلِكْ وَخُمُسٌ غَيْرِسِ قَدْ مَلَكَتُ ona malik oldu الْمُقَاتِلَةُ ordu harbeden ordu ona malik oldu فَلَا سَب۪يلَ لِلْاِمَامِ imam için bir yol yoktur aleyhi gazilerin hakkına gazilerin hakkına tecavüz hakkı yoktur. Şimdi iki mezhep oldu. Birinci mezhep diyor ki imamın selahiyeti dahilindedir. Humüs'ü ayırmazdan evvel bütün ganimetten harbe başlanmadan evvelde başlandıktan sonra ganimeti alıp getirdikten sonra da teksim etmezden evvel istediğini istediği şeyi verebilir. İkinci kavul de diyor ki hayır. Ne başlangıçta ne de sonra ihraz ettikten sonra humüs'ten ancak verebilir. Humüs'ün gayrisinden veremez. Ve kalu bu ikinci mezhebin sahipleri dediler ki قَدْ يَحْتَمُلَ اَنْ يَكُونَ ihtimali var ki ola. Ne? Ne ola? مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَنْكُلُهُ فِي الرِّجَعِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harften döndükten sonra nefel olarak sülüsü verdi ya ve o sülüs ola ne ola? Sülüsel humusi, humusun sülüsü ola. Bütün ganimetin sülüsü değil. بَعْدَ الرُّبْعُ الَّذ۪ي وَالْبِرْرُبُعُدَنْ sonra sülüsü ki اَلَّذ۪ي نَفَلَهُ Peygamber Efendimiz giderken dörtte birini nefel olarak vaat etti onlara, verdi. Dönüşte de üçte birini. Bu caiz bir ihtimali var ki humusten ola. Çünkü hadiste mutlak. Habib İbn-i Mesleme humusten mi, ganimetin hepsinde mi bunu zikretmiyor. Yalnız hadiste diyor ki giderken rübü, dönerken de sülüsü verdi. Verdi ama bütün ganimetten mi, humusten mi? Orası meçhul. Öyleyse o ikinci mezhebe sahip olanlar diyor ki ihtimal ki humusten. Yani beytül mala düşecek humusunu, rub'ünü, sonradan da sülüsünü onlara vaat etti. O vakitte gazinin kendi hakkı kendisinde bir de humusten de fazla olarak ikramiye alıyor. Kâne fil bed'eti. Öyle rub'ü de ki kâne fil bed'eti. Harbin başlangıcında rub'ü hakkı onlara nefel olarak verilmişti. فَلَا يَخْرُجُ مِمَّا قُلْنَا bizim dediğimizden dışarı çıkmaz. Ne demek? Yani imam humusu aldıktan sonra o humusunu, rübünü, sülüsünü bu harpte bahadırlık yapmış olan adamlara, yiğitlik yapmış olan adamlara verebilir. O zaman hiç beytül malı kalmamış oluyor. Yok, beytül malı gene hisse kalıyor. Hepsini üçte vermiyor. İki yarısı kalıyor. Üçte birisini verdi diyor. فَقَالَ لَهُمُ الْآخَرُونَ Ötekiler dediler ki, yani o birinci mezhebe gayet olanlar dediler ki, اِنَّ الْحَد۪يسَ Hadis, Habibi bin Mesleme'nin rivayeti. اِنَّمَا جَاءَ geldi ki, اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz كَانَ يَنْفَلُ nefel olarak verirdi فِي الْبَدْءَةِ başlangıçta اَرْرُبْعَ dörtte biri وَفِي الْرِجَةِ dönüşte de Es-sülüse sülüsü verirdi. Hadiste böyle geldi. Ve kemâ kâne rub'u rub'u olduğu gibi ellezî kâne yenfülühü fil bed'eti başlangıçta Resulullah Efendimiz'in nefer olarak verdiği rub'u huve rub'a kabril humus. Humustan evvel rub'üydü. Çünkü hele alındığı yoğdu ve teksim edildiği yoğdu. Daha her bir gidişte Resulullah Efendimiz vaat etti. Rub'u sizindir. Bu rübü hangi rübü? Teksimden evvel olduğundan humüsten olmayan bir rübü. Evet. فَكَذَٰلِكَ sülüs. Öyleyse sülüs de böylecedir. Dönüşteki sülüsü vaat etti. O sülüs de böylecedir. اَلَّذ۪ي كَانَ يَنْفُلُهُ فِي الرِّجَعِ Dönüşte nefel olarak vermiş olduğu sülüs de böylecedir. Huva o sülüs nedir? اَسْسُلُسَ اِذَا قَبْلَ الْخُمُسُ Humüsten evvel olan sülüstür. Yani Beytül malın beşte biri ayrılmazdan evvel bütün ganimetten alınan sülüstür. Ve illa eğer böyle olmazsa bu manayı vermezse lem yekün zikri sülüsü sülüsün zikredilmesi için olmaz. Mâne mâne olmaz. Peki, her vekidişte Resulullah Efendimiz dörtte birini vaat etti. Amin. Onu kabul ettik. Bu humüsten evvel. Çünkü alındığı yok. Teksim edildiği yok. Peki sonra Habib bin Mesleme diyor ki Resulullah Efendimiz dönüşte de sülüsü verdi.
Dönüşte de sürüsü verdi. Öyleyse nasıl olur bu? Bu belli ki rübü neydi? Taksim'den evvel idi. Taksim'den evvel olursa bütün ganimetten. İşte o sürüse bütün ganimetten, humusten değil. Yoksa niçin humusten sürüsü ayrıca zikredilsin? Eğer humusten tahmis edildikten sonra, beşikte biri alındıktan sonra sürüs olursa, sürüsün zikrine mana yok. Buna cevap olarak diyor ki, قِيلَ لَهُمْ Onlara denilir ki, بَلَّهُ مَعْنًا صَحِيْهُمْ Bunun sahih bir manası vardır. وَذَٰلِكَ وَصَحِيْهُ olan mana da, اَنَّ الْمَذْكُورَ مِنْ نَفَلِهِ فِي الْبَدْأَةِ وَالرُّبُعُ Resulullah Efendimiz'in her gün başlangıcında zikredilen nefeli rübü'dür. O rübü de nedendir? مِمَّا شُرْ بِي شَيْدَنْدِرْ فِي يَجُوتُ لَهُ النَّفَلُ مِنْهُ Onda nefel caiz olur. Nefel neden caiz, neden verilecek? Humus'tan, Beytülmal olan humus'tan verilir. İmamın selahiyeti onda. İşte o rübü ondandır. فَكَذَٰلِكَ نَفَلُهُ فِي الرِّجَاتِ Resulullah Efendimiz'in ricaetteki vermiş olduğu nefel de ki huva sürüsü, sürüstür. O da nedendir? مِمَّا اُلْ بِي شَيْدَنْدِرْ ki يَجُوزُ لَهُ Resulullah Efendimiz için caizdir. En nefelü minhu onda nefel olarak verilmesi var. Humus o da humustur. Yani bütün ganimetin hepsi değil, ganimetin humusudur. İşte rübü'de, sülüste bundadır. İşte manası sahih oldu. Yani Resulullah Efendimiz helbe giderken ben size rübü veriyorum. Neyin rübü? Beytül mala isabet edecek humusun rübü. İşte bu böyle olduğu gibi dönüşte de size sülüs veriyorum. Sülüs nedir? Gene beytül mala isabet eden humusun sülüsü. Çıkardığı beşte birinden mi veriyor hocam? Ne? Humustan mı veriyor çıkardığı? Beytül mala çıkardığı humustan mı dağıtıyor? O üçte mi? Hepsinin üçte humustan. Beytül mal teksim edilecek. Vazilerin hakkı verilecek. Beytül malın humusu alınacak. Bu humusun rübünü Peygamber Efendimiz'e beraber etmiş. Rübü az oluyor. Dörtte bir. Sülüs kaç oluyor? Üçte bir. Üçte bir, üçte biri daha çünkü üçte birini de onlara veriyor, üçte ikisi de beytül mala kalıyor. Ve kâle ehlül mekâletil ula. Birinci mezhep sahipleri dediler ki, fakat rüviye hadisu habibin hâda. Fakat rüviye rivayet edildi, hadisu habibin, habibi bin meslemenin hadisi. Hangi hadisi? Hâda bu hadisi. Bu hadisi rivayet edildi. Bir lafzin, bir lafz ile ki yedullu delalet eder ala ma kulna bizim dediğimize delalet eder bir lafz ile de rivayet edildi. Şimdi bu birinci rivayette bize delalet eden bir ibare yok. Mutlak. Peygamber Efendimiz rübü nefel etmiş bir de sülüs ama taksimden evvel mi sonra mı bu yok. Fakat ayrı bir rivayette gelmiş bizim iddiamızı teyit eder şekilde. فَزَكَرُوا زِكْرَيْلَدِلَرْ مَا اُلْ بِرْ رِوَيَتِ كِ حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi. Ebu Ümeyye'te. Ebu Ümeyye İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş. قَالَ Ebu Ümeyye dedi ki حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَخْبَرَنَا بْنُ ثَوْبَانَ اَنْ اَب۪يهِ اَنْ مَكْحُورٍ اَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةِ اَنْ حَب۪يبِ بْنِ مَسْلَمَ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Şimdi bu rivayet Habib ibn Mesleme'ye gene geldi çıktı. Fakat lafız değişiyor. Habib ibn Mesleme diyorlar ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yenfûlü. Peygamber Efendimiz nefel olarak verirdi. Fil bed'eti başlangıçta errub'a rub'i ve fil ric'eti dönüşte de essülüse sülüsi. Neden sonra? Be'adel humusi humusten sonra. Beytül malın humusunu aldıktan sonra o humustan verirdi o rübü sülüsü. Şimdi burada ikinci mezhebin kavlini teyit eden serahat var. O da ne? Be'adel humusi kelimesi var. Haddesene ibn-i Merzûk'in gâle haddesene Ebu Asim an Süfyan an Yezid ibn-i Cabir an Mekhûlin an Ziyad ibn-i Cariye an Habibi ibn-i Mesleme enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Habib ibn Mesleme'den başka bir senetle rivayet olunuyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefel. Peygamber Efendimiz nefel olarak verdi. Es-sülüse sülüsi ba'del humusi humustan sonra. Gaziler arasında teksim etti. Humusi beytülmala aldı. O humusi sülüsü verdi.
حدثنا فهد وعلي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفث. Habibi İbn-i Mesleme diyor ki Peygamber Efendimiz nefet olarak verirdi. Fil gazbi gazada. Er-rub'a rub'i. Neden sonra? Ba'del humsu. Humustan sonra. Beytül malın humusunu aldıktan sonra. Ve yenfülü gene nefet olarak verirdi. İza kafele döndükten sonra. Harbi bitirip döndükten sonra da es-sülüse sülüsü verirdi. O da neden sonra? Ba'del humusu. Yine tahmisten sonra, yani bir tür malın humusunu aldıktan sonra. قالوا bu ikinci mezhebe gayr olanlar dediler ki فَدَلَّمَا ذَكَرْنَا bizim zikreylediğimiz bu hadisi şerifler delalet eyledi ki اَنَّ ذَٰلِكَ سُلُسُ işte o üçte bir اَلَّذ۪ي öyle üçte bir ki كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَنْفُلُ فِي الرِّجَعِ dönüşte Peygamber Efendimiz nefer olarak verdi. Bu sülüs bu nedir? Es-sülüse sülüstür. Öyle sülüs ki ba'del humsu humustan sonra. Beytül malın beşte biri alındıktan sonra o humustan verilen sülüstür. Kîle lehum. Onlara denildi ki kad yehtemilu hâza eyza bu muhtemil olur eyza mâ zekena bizim zikrettiğimize. Bizim zikrettiğimize bu delildir dediler. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ اِذَا bunda yani bu قِيلَ لَهُمْ birinci mezhep sahipleri tarafından ikinci mezhep sahiplerine deniliyor. Deniliyor ki قَدْ يَحْتَمِلُ هَذَا sizin قَدْ يَحْتَمِلُ مُحْتَمِلْ olur هَذَا bizim dediğimiz manaya اِذَا yukarıdaki gibi ma zekerna bizim zikrettiğimiz. Bizim zikrettiğimiz hangisi? Yukarıda Habib bin Mesleme'nin birinci rivayeti var ya. Bu ona da muhtemel olur. Sizin dediğinize de ihtimali var. Çünkü bu ikinci rivayetlerde ba'del humus kelimesi olduğundan dolayı o birinci rivayette de o kaydı gözetmek ihtimali var. Çünkü bir şey mutlak ve mukayyet zikredilirse mutlak mukayyet üzerine hamledilir. Öyleyse o ihtimal da var. Lakin onlar bu kadar kalmadılar. Birinci mezhep sahipleri وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ اِذَا بِمَا حَدَّسَنَا اِبْنِ اَب۪ي دَاوُدُ İbn-i Ebi Davud'un rivayet eylemiş olduğu hadiste delil getirdiler. قَالَ حَدَّسَنَا اِبْنِ اَب۪ي مَرْيَمُ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنِ اَب۪ي زَنَارْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اِبْنِ الْحَارِسِ عَنْ سُلَيْمَانِ اِبْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ اَب۪ي سَلَامٍ عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت حضرت أبو عبادة بن الصامت عن رواية إلى ذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفلهم ينبر فمنز نفل olarak verirdi إذا خرجوا çıktıkları vakitte بادين aslı بادين yalan ikisini ispat etmiş بادين olacak yani birisine bir cümle yok. İllek hemze olursa badiine. Başlangıçta harbe başladıkları vakitte nefel verirdi er rub'a rub'i ve yenfuluhum nefel olarak verirdi iza kafelu döndükleri vakitte de es-sülüse sülüsü. İşte bu mutlaktır. Bak bu Habib ibn Mesleme'nin yukarıdaki birinci hadisi şerif gibi. Ba'del humsi yok. قيل لهم فقد ونرى جوابا دنيلك وهذا الحديث اذا هو حديث ده قد يحتمل محتمله حديث حبيب بن مسلمة حبيب بن مسلمة'nin hadisinin muhtemel olduğu manaya bu da muhtemeldir. الذي ارسله öyle hadis ki irsal edildi onu ekserun nas nasin ekserisi mürsel olarak rivayet edildiler am mekhul mekhul da. Yani o hadis, bu hadis kimden getirdi? Mekhul, Ebi Umamete'l Bahili, o da Übadet-i İbn-i Samit'ten. Fakat ekser-i nas, Mekhul'dan rivayet, mürsel olarak rivayet eylediler. Ebi Umame'yi ve Übadet-i İbn-i Samit'i zikreylemediler. Yani hadis mürseldir haddizatında. Sen burada müttasil olarak zikrettin.
mürsel olunca hadis zayıf olur. Bununla beraber diyor, o birinci mana, birinci Habibi bin Mesleme'nin hadisi neye muhtemel ise bu da ona muhtemeldir. Yani bütün dava ba'del humus kelimesi nezere itibarı alınacak mı alınmayacak mı? Bu meselede. Ve kad yecuze ise yine caiz ki en yekune ibadetu Hazreti İbade olmuş ola, ana kastetmiş ola. Bi kavlihi Peygamber Efendimiz'in kavliyle, kendi kavliyle. Ve yenfuluhum izâ kafelu es-sülüs. Peygamber Efendimiz dönüşte sülüsi nefer olarak verirdi. Bu kelimesiyle kastetmiş ola. Evet. فَيَكُونَ ذَٰلِكْ عَلَى قُفُولٍ مِنْ قِتَالٍ اِلَى قِتَالٍ. Yani bir kıtaldan döndü, ikinci bir kıtala gidiyor. Bir harpten döndü, ikinci bir harbe gidiyor. Bu manayı kastetmiş olan. Yoksa harbi bitirmiş de evine geliyor manasına değil. Yani harp bitmemiş ki hala. Harbin bir kısmını bitirmiş, o harpten tekrar başka yere yine hücum ediyor. Harp bitmedi, o vakitte olabilir. O vakitte harbin içerisinde. Bu manayı kastetmiş olur. Öyle olursa o vakitte bu caizdir. Ve inkâne zâlik kezâlik, eğer bu kufulda murat bir harpten bir harbe kuful ise ve kâne sülüsül müneffel, sülüsü müneffel de olursa huve sülüse kablel humus, humustan evvel olan sülüs olursa fezâlike caizun indena, bizim indimizde bu caizdir. Eyda humustan olduğu gibi humustan evvel de olması bu bizde caizdir. Niçin? لَاَنَّهُ يُرْجَى بِذَالِكَ. Bununla ümit edilir. سَلَاحُ الْقَوْمِ. Kavmun, kavme salih olan bir mana bir iş. وَتَحْرِيدُمْ. Onları teşvik kastedilir. اَلَا قِتَالِ عَدُوِّهِ. Düşmanlarını öldürmek için bir teşvik kastedilir de olabilir. Her gün bir kısmını bitirmişler, gerisini tamamlamadan oradaki kumandan diyor ki haydi size bu şeyin ganimetin üçte birisini daha vereceğim. Bu olabilir. Çünkü harp bittiği yok. Yani caiz ki Hazreti İbadetü bin Samit kuful dediği vakitte, dönüş dediği vakitte bir harpten bir harbe dönüşü kastetmiş olan. O vakitte caiz. فَاَمَّا اِذَا كَانَ الْقِتَالُ قَدِرْ تَفَاءَ. Yok. Kufuldan murat, dönüşten murat. Harp bitmiş, oradan memleketlerine geliyorlar. Kital mürtefi olmuş, tamam olmuş. فَلَا يَجُوزُ النَّفَلُ. Nefel caiz değildir. لَاَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِلْمُسْلِم۪ينَ فِي ذَٰلِكَ. Orada Müslümanların bir menfaati yok ki. Ganimeti almış geliyorlar. Düşman yok ki teşvik terörü için ola da ayrıca onlara fazla veresin. Orada Müslümanların bir faydası yok. Öyleyse bu vakitte Beytül Mal'dan ancak selahiyeti vardır kumandanın. Beytül Mal'dan ödeyebilir. Fakat Beytül Mal'ın haricinde gazilerin hakkına tecavüz olur. وَحْتَجَّ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْاُولَى لِقَوْلِهِ مَيْدًا. Birinci mezhep sahipleri kendi sözlerine ayrıca delil getirdiler. بِمَا حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوقٍ. İbn-i Merzuk'un rivayetiyle. قَالَ حَدَّثَنَا بِشِرُ بْنُ عُمَرٍ عُبَيْدُ اللّٰهِ بِنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَف۪ي. قَالَ حَدَّثَنَا اِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَب۪يهِ. İyas babası Seleme'den rivayet eyledi ki قَالَ Hazreti Seleme buyurdular ki لَمَّا قَرُبُنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Vaktaki müşriklere biz yaklaştık. اَمَرَنَا اَبُو بَكْرٍ. Ebu Bekir bize emreyledi. فَشَنَنَّ الْغَارَةَ عَلَيْهِمْ. Biz düşman üzerine hücum yaptık. Geceliğin baskın yaptık. فَنَفَلَنِي اَبُو بَكْرٍ. Ebu Bekir bana nefel olarak verdi. Yani Taksim'den evvel. İmraeten bir kadın verdi. Min fezare, fezare kabilesinden bir kadını bana nefel olarak verdi. Öyle kadın ki eteytü biha minel gâreti. Düşmanı talan ettiğimizde o kadını almış gelmiştim. Hazreti Ebu Bekir de bu senin olsun dedi. Fekadimtü biha el Medine. O kadını Medine'ye getirdim. فَاسْتَوْهَبَهَا مِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz bana dedi ki ya Seleme, bunu bana hibe et, bu kadını bana hibe et dedi. فَوَهَبْتُهَا لَهُ. Ben de Resulullah Efendimiz'e onu bağışladım, hibe ettim. فَفَادَ بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ. Efendimiz o kadınla
fidye olarak değişti. Ünâsen minel müslimîn, Müslümanlardan bir takım cemaati. Müslümanlardan esir düşenler var idi. O kadını verdi, o kadının yerine onları aldı, Müslümanları aldı, fidyeleri aldı. Şimdi bu demek istiyor ki, bak Selemet İbnül Ekve, Teksim'den evvel nefel olarak almış. Kim vermiş? Hazreti Ebu Bekir vermiş. Ve Resulullah Efendimiz de ona itiraz etmemiş, bu olmaz dememiş de, onu hibe olarak almış, düşmanlara vermiş, esirleri kurtarmış. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ فِي ذَٰلِكَ. Bu meselede hüccet oldu lil âkherîn, ötekilere. Aleyhim, kendileri üzerine ki, ennehu lem yüzker fî zâlikel hadîs. Bu hadisi şerifte emeye nefel olarak bu kadını verdi. Kablen gita'il harbi, harp mümkati olmazdan evvel, harp devam ederken, ev ba'den gita'iha, yahut harp bittikten sonra. Bunu zikreylemedi. Bakalım ki mesele nasıl? Harp, bizim davamız harp bittikten sonra ganimet elde edildi, getirildi. İşte mesele ihtilaf orada, ama harp devam ederken bu olabilir. Bu hadisi şerifte zikredilmiyor. Seleme diyor ki bana verdi, verdi ama harp devam ederken mi vermiş? Harp bittikten sonra mı vermiş? Bunu beyan etmiyor. Öyleyse fela hüccete fî zâlik. Bunda delil yoktur. Siz bunu delil getirdiniz ama bu delil olamaz. وَاَحْتَجُّوا لِقَوْلِهِ مَيْدَى. Yine birinci mezhebin sahipleri kendi kavullerine delil getirdiler. اِمَا حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ حُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا يُوسُفُ بِنْ عَلِي قَالَ حَدَّسَنَا بِنْ الْمُبَارِكِ اَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عُمَرِ النَّافِعِنْ عَنِ بِنْ عُمَرِ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولُ اَكْرَمْ اَفَنِمِزْ بَعَثَ سَرِيَّةً. Bir müfreze gönderdi ki فِيهَا بِنْ عُمَرِ Abdullah ibn Ömer de onların içindeydi. فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرًا. Birçok ganimetler elde ettiler. فَكَانَتْ غَنَائِمُهُمْ لِكُلِّ insan. Her bir adama düşen ganimet oldu. اِسْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا. 12 deve. Ganimet o kadar bol ki o müfrezede olan her adama 12 deve isabet etmiş. وَنَفَلَ كُلَّ insanin مِنْهُمْ. Yine onlardan her bir insana da nefel olarak kumandan verdi. Be'iren be'iren. Ayrıca da birer deve de fazla vermiş. O nefel. Yani hisse itibariyle hepsine ne olmuş? Evvela birer deve vermiş. O birer deve başka. O nefel olarak. Ondan sonra da teksim etmişler. Adam başı 12 deve düşmüş. Siva dalik. O birer deve verdiği 12 deveden başka. قالوا dediler ki فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يخبر. İşte Abdullah ibn Ömer haber veriyor ki انهم قد نفلوا. Onlar nefel olarak aldılar. بعد سهامهم kendi sehemlerinden sonra. بعيرا بعيرا. Birer deve daha aldılar. فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz niçin böyle yaptınız diye bunu inkar etmedi. Onlar geldi haber verdiler. Yok, siz yanlış yapmışsınız, onu da teksime koyacaktınız demedi. Demek ki caiz. Caiz ki bu oluyor dediler. قِيلَ لَهُمْ. Onlara cevaben denilir ki مَا لَكُمْ فِي هَذَا الْحَد۪يسِ مِنْ حُجَّةِ. Bu hadiste sizin için bir delil yoktur. Siz bunu delil olarak getirdiniz ama bunda delil yok. وَلَهُوَ. Belki de bu hadis ile hujjete aleyküm, sizin aleyhinize delil olmakta. Akrabu minhu ile hujjete lekum, lehenize hujjetten daha yakındır. Bu hadis sizin lehenize de delil olur, aleyhinize de delil olur. Fakat aleyhinize delil olması daha yakındır. Ne için? Leennehu fihi, bu hadisi şerif olucudur ki febelagat sehmanuhum isni aşere ba'ire. Onların sehemleri, her adamın sehmi 12 deveye ulaştı. وَنَفَلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا. Ayrıca da birer deve aldılar. فَفِذَالِكْ. Öyleyse bu ibarede olucudur, delilün delil olucudur ki اَنَّمَا نَفَلُوا. Bir şey ki nefel olarak aldılar. مِنْهُ ordudan. مِنْ ذَالِكْ. Bu ganimetten. كَانَ مِنْ غَيْرِ مَا كَانَتْ فِيهِ سُحْمَانُهُمْ. Kendi sehemlerinden başka birer deve almışlar. Zaten o anlaşılmıyor mu? Evet. Kendi hisseleri 12 deve.
Peki o bir deve nereden geldi? Ha, o da şeyden geldi diyor. Humus'tan. Vah vah humus. Kendisi ve manlarının gayrisine kaldı. Beytülmal'ın hakkı. Evet. Şimdi bu ibareyi 12 deveyi almışlar. Humus'u Beytülmal almış. Ondan sonra da gaziler arasında teksim edilmiş. Her adama 12 deve düşmüştür. O birer deve nereden geldi? Bu delalet ediyor ki demek Beytülmal'ın hissesinden, humus'tan onlara ayrıca birer deve verilmiş. Ve bizim davamız da bu. Biz de diyoruz ki imam humus'tan tasarruf edebilir, verebilir. Ama gazilerin hakkından kimseye veremez. فَلَا حُجَّةَ لَكُمْ بِهَذَا الْحَد۪يسِ فِي النَّفَلْ مِنْ غَيْرِ الْخُمُسِ. Öyleyse burada da hüccet vardır ki nefel verecekse humus'tan verilir, humus'un gayrisinden veremez. فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ وَقْتَكُ olmadı فِي شَيْءٍ hiçbir şeyde مِنْ مَحْتَجَّ بِهِ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْاُولَى birinci mekale sahiplerinin delillerinden, delil getirdiklerinden لِقَوْلِهِمْ kendi kavullerine hiçbir şey olmadı مِنَ الْاَسَرِ asarlardan hiçbir delil olmadı. Getirmiş olduğu deliller kendi aleyhlerine çıkıyor. Yahut da mutlak zikir ediliyor ki ihtimalle o da delil olmaz. Evet. Bunlar için hiçbir şey de olmadı. Ne? Ma ol bir şey delil olmadı ki yecibu bihi ma kal. Onların dedikleri vacip olan. Öyleyse eredine ennen zura. Biz nazar etmeyi murad ettik. Nerede? Neye? Fi mehtecce bihi ehlül mekaletül ukhra. Öteki mekale sahiplerinin delil getirdikleri hadislere bakmak icap etti. Onu murad ettik. Evet. Neye ihtiyaç için getirdiler? لِقَوْلِهِمْ kendi kavullerine. Kendi kavullerine hüccet getirdikleri şeylere bakmak icap etti. Onlar da neden? مِنَ الْاَثَارِ eserlerden, hadislerden. Ey da o birincilere baktığımız gibi, birincilerin getirmiş olduğu hadislere baktık, onlara bir vücub ifade edecek delilleri yok. İhtimalli vücub ifade etmez. Fakat şimdi bir de ikinci mezhebe sahip olanların getirmiş oldukları delillere bakacağız, hadislere bakacağız. Ki vücubi ifade eder bir şey var mı yok mu? فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ ona da baktık. فَاِذَنْ اِبْنَ اَب۪ي دَاوُدْ baktık ki İbn-i Ebu Davud قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا اَبْنَ اَب۪ي مَرْيَمْ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبْنَ اَب۪ي الزَّنَاتِ عن عبد الرحمن بن الحارس عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عبادة رواية أولندك فيغنبر فلمز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم حنين يوم حنين ده فيغنبر فلمز ألدي سلام اَخَذَ يَوْمَ حُنَيْنِ Hüneyn harbinde aldı. وَبْرَةً bir avuç yun مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ bir devenin yanındaki yunlardan aldı. Bir parça yun aldı. سُمَّ قَالَ sonra buyurdu ki يَا اَيُّهَا النَّاسِ ey cemaat اِنَّهُ شَانْ لَا يَحِلُّ لِي bana helal olmaz. Mimma ol bir şeyden ki efa Allahu aleykum. Cenab-ı Hak size fey olarak verdi, ganimet olarak size vermiş olduğu maldan bana helal olmaz. İlla humus helal olur. Beşte bir. Yani beşte birden ziyade işte bu deveden aldığım yun bile bana helal olmaz. O yunu aldı, onu gösterdi ki teksimden evvel ganimetten bu kadar alsam bile bu bile helal olmaz. Resulullah Efendimiz'e helal olan nedir? Humus. O kadar humus'tan ziyade yok. Vel humusu o humus da merdudun fikum. Gene size reddedilir. Yani Resulullah Efendimiz o humusu ne diyor? Gene götürüyor yetimlere, miskinlere, fakir fukaraya veriyor. Gene size ait. Yani Resulullah Efendimiz şahsına milketmiyor o humusu da. Fe eddu öyleyse eda ediniz. الْخَيْطَ وَالْمَخِيْطَ elinize geçen ipi, onu diken iğneyi bile getirin, ganimete koyun.
yani Resulullah Efendimiz'e helal olmasa başkalarına hiç helal olmaz. Şimdi feeddu bir itibariyle emir. Veriniz. Yahut da feeddu eda ettiler. Edda, eddeya, eddev. Vakıtta eddev olur. Eğer fe'l-i mazinin cemi olursa feeddev onlar da tedi ettiler, verdiler. El-kayta vel-makayta almış oldukları iğneyi, ipliği hepsini getirdi, ortaya koydular. Yok emir olursa eddi, emri hazır. Eddi, eddiya, eddu. Feeddu tedi ediniz, koyunuz. El-kayta vel-makayta, kayt-i makayta hepsini getirin, ganimetin içine koyunuz. Kale ve kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Übade diyor ki Peygamber Efendimiz oldu idi. Ne oldu? Yekrehu. Kerih görürdü. El enfale. Nefeli almayı. Yani ganimetten bir şey almayı kerih görürdü. Ve kale buyurdu ki liyarudde kaviyyül müminin, müminlerin kavisi raddesin ala daifihim daifine. Çünkü harpte kavi olan vurur, kırar, mal çok toplar. Yahut da düşman kaçmış, meydanda kalan mali topluyor. Ekser kim toplar? Kuvvetli olan toplar. Zayıf olan toplayamaz. Öyleyse gavi olanınız getirin, onu aldıklarınızı ortaya koyun ki zayıfların da hakkı çıksın. Yoksa kapağının elinde kalmasın. Efela tera, sen görmez misin? Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki La yahillu li mimma afa Allahu aleykum illa humus. Peygamber Efendimizin bu kavlini duymadınız mı? Ne buyuruyor? Allahu Teala'nın size ganimet olarak vermiş olduğu şeyden bana humustan başkası helal olmaz buyurdu. Fedelle zalik, bu delalet etti ki enne ma sivel humus, humustan başkası, humusun gayrisi minel ganaimi, ganimetlerden humusun gayrisi kim içindir? Lil mukatileti, harbedenler içindir. La hukme lil imami fi zalik, imamın onda bir hükmü yoktur, alamaz. Bu ikinci mezhebin delili oldu, bu kuvvetli oldu. Küsümme kerehe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el enfal. Peygamber Efendimiz enfali de kerih gördü ve kale buyurdu ki liyarudde kaviyyül müslimin ala daifim, Müslümanların kuvvetlisi zayıfları üzerine raddesin. Almış olduğu ganimet benim demesin, getirsin ortaya koysun. Ganimet müsavi teksim edilir. Herkese müsavi verilir. Yalnız atlı olursa iki sehel. Atlı iki, yaya bir. Ama bu kuvvetliymiş, bu zayıfmış. Bu adam 10 tane adam öldürmüş. Bu hiç öldürmemiş. Bu mevzu bahis değil. Hepsi harbi iştirak etmişler ya. Hepsi müsavi alırlar. Ey la yufaddalu ahadun. Hiçbir kimse takdir edilmez. Min ekviyâil müminin, müminlerin kabilerinden. Neden takdir edilmez? Mimma efa Allahu aleyhim. Allahu Teala'nın onlara vermiş olduğu ganimetten. Li kuvveti, kuvveti sebebiyle takdir edilmez. Ala daifihim, daifleri üzerine. Li daifi, zayıf olduğu için. Bu zayıftır, azalsın. Bu kuvvetlidir, çok alsın. Yok. Öyle bir afdaliyet yok. Takdir edilmez. Ve yestevûne, müsavi olurlar. Fî zâlik, bu ganimette müsavi olurlar. Şimdi bu nazar etti, baktı, ha, bu hadis-i şeriflerden anlaşıldı ki humüsten evvel imamın nefel verme selahiyeti yok. Humüsten var. Ve istehâle eyzâ, yine muhal oldu ki en yekûne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz olmuş ola. Ne olmuş ola? Nefele. Minel enfal, enfaldan vermiş ola makane yekre, kendisini hoş görmediği bir şeyi. Fekanen nefel ellezî leyse bi mekruh, mekruh olmayan nefel olur. Huven nefel fil humus, humuste. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem humusten evvel kimseye bir şey vermeyi yahut da kimsenin bir şey almasını kerih gördü, hoş görmedi. Hatta iğneyi, ipliği bile getirin koyun diye emretti. Böyleyse Resulullah Efendimiz'e gazilerin hakkında tasarruf yok. Ya nerede tasarruf hakkı var? Humus'ta. Bunun beşte birde. Fesebete bizalik. Bununla sabit oldu ki ennemâ kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefelehû. Peygamber Efendimiz'in harbin bidayetinde dörtte bir, dönüşte de üçte bir vermiş olduğu nefel. Mimma ravâhu ibâdetu anhu.
Hazreti Ubade'nin rivayetinden gelen nefel fi hadel hadis, bu hadiste huve minel humus, humustendir. Humustan nefel etti. Öyleyse Habibi bin Mesleme'nin hadisi de buna hamledilir. Mutlak mukayyede hamledilir. Ve kad ruviyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Eyda, yine Hazreti Ubade'den rivayet edildiği gibi, ma yedullu ala sıhhati hadel mezhep. Bu mezhebin sıhhatine Resulullah Efendimiz'den başka bir rivayet daha var. İkinci mezhep. Haddesene ibn Ebi Davud kâle, haddesene Sehl ibn Bekkar kâle, haddesene Ebu Avane, en Asim ibn Kuleyb, en Ebil Cüveyriye, en Ma'an ibn Yezid Selemi, kâle semiyatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. Yani Peygamber Efendimiz'i işittim buyururdu. La nefele illa ba'del humus. İmamın nefel vermesi yoktur. İlla humus'ten sonra vardır. İlla ba'del humus. Bu serahat. Bu da ikinci mezhebi teyit etti. Ve mâna kavlihi illâ ba'del humus indena vallâhu alem. Humus'tan sonra demesinin manası ey hatta yuksemel humus. Humus teksim edilir. Ve izâ kusimel humus, humus teksim edildi mi infarede hakkul mukatile, haddçilerin hakkı ayrılır. Ve hu erba'tu ahmas. O da beşte dört. Onların hakkı ayrılır, beşte biri kalır, imam da onda tasarruf eder. فَكَانَ ذَٰلِكَ النَّفَلُ الَّذ۪ي يَنْفُلُهُ الْاِمَامِ İşte imamın vermiş olduğu nefel oldu. مِنْ بَعْدَ اَنْ آتَرَ بِهِ Kendisi onu ihtiyar ettikten sonra اَنْ يَفْعَلَ ذَٰلِكَ مِنَ الْخُمُسِ Humus'tan işte eğer imam bir kimseye ihtiyar edip de nefel verecekse neden verecek? Humus'tan verecek. لَا مِنَ الْاَرْبَعَةِ الْاَخْمَاسِ Yoksa beşte dörtten değil, elleti öyle beşte dört ki hiye hakkul mukatile. Bu ordunun hakkıdır. Bu ordunun hakkından vermek hakkı selahiyeti yok. Ve kaddelle ala zalikeyde. Yine buna delalet eyledi. Ma kad haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Muhammed ibn Huzeyme'nin rivayet etmiş olduğu hadis de buna delalet eyledi. Kale haddesena Yusuf ibn Adi. Kale haddesena ibnül mübarek. En ma'merin en eyyub. عن ابن سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة غزاها أنس بن مالك رضي الله عن عبيد الله بن أبي بكرة إلى برابر بالحكين في غزاة بير غزاة كي غزاها غزاة اتلار بو أبو بكرة حزرة أبو بكر دي أصحبتهم باشكا بلسي آده أبو بكرة onun oğlu عبيد الله قماندان حزرة أنس ده ordu da asker. فَأَصَابُوا سَبِيًا Esirler elde ettiler. فَأَرَادُ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنْ يُعْفِي أَنَسًا مِنَ السَّبِيًا Ubeydullah Hazreti Enes'e o esirlerden vermek istedi. قَبْلَ اَنْ يَقْسِمَ Ganimeti taksim etmezden evvel. Taksimden evvel ganimetten bir esir vermek istedi Hazreti Enes'e. فَقَالَ Enes Enes dedi ki la ben bunu almam. وَلَاكِنْ اِقْسِمْ evvela taksim et. Sümme'a'tini minel humus. Ondan sonra beytül mala düşen humus sen bana ver. Onu alırım. Ama şimdi başkalarının hakkı var. Ben almam ki. Başkalarının hakkı bana geçmesin. Kale, ravi diyor ki fekale Ubeydullah, Ubeydullah dedi ki la vermem. İlla min cemil ganaim. Teksimden evvel vereceğim. Bu teksim ettikten sonra ben beytül mal hissesinden vermem dedi. O da dedi ki ben de almam. Feebanes. Hazreti Enes iba etti en yakbele minhu, ondan kabul etmeyi. Ve eba Ubeydullah en yu'atiyehu. Ubeydullah da vermeden iba etti. Minel humus, humus'tan şeyen bir şey değil. İki humus hükümatındır, ben ondan vermem. Şimdi bütün ganimetten alırsan alıyorsa beytül mala zarar oluyor dediği gibi. Ubeydullah da dedi ki yok. Beytül mala zarar oluyor. O da dedi ki hayır. Beytül malda senin hakkı tasarrufun var. Gazilerin hakkında senin hakkı tasarrufun yok. Şimdi bu da delalet ediyor ki bak ikinci mezhebin sözü doğruymuş. Teksimden sonra imamın hakkı tasarrufu var. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene ibn-i Asimen Kehmes ibn-i Hasan en Muhammed ibn-i Sirin en Enes'in nehvehu. Hazreti Enes'ten başka bir rivayetle rivayet eylediler bu hadisi. Fahâzâ Enes'un radıyallahu ta'ala an işte Hazreti Enes lem yekbelin nefele nefele kabul etmedi illa minel humus illa humus tabi.
وقد روي مثل ذلك أيضا أن جبلة بن عمرو Cebele İbn-i Amr'den de böyle bir vakıa geldi. O da kabul etmedi. O rivayet de şu. Haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme kâle haddesena Yusuf ibn-i Adi kâle haddesena ibn-i Mübarek an ibn-i Lahiyya en Bükeyr ibn-i Eşec en Süleyman ibn-i Yesar ennehum kânû me'en Muaviyete ibn-i Hadid. Süleyman ibn-i Yesar diyor ki Cebelة ibn Amr, Muaviye ibn Khadij ile harpteydi. Fi gazvetil Ma'rif. Ma'rif harbinde. Fenefelen nas'a nefel verdi. Taksim'den evvel. Ve ma'ana ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim de beraber Peygamber Efendimiz'in ashabından cemaat var idi. Felem yeruddu zalike. O verilen nefeli hiçbirisi reddetmedi. غَيْرُ جَبَلَةَ بْنِ عَمْرٍ Cebelet ibn-i Amr'den başkası reddetmedi. فَلَمْ يَرُدُّ reddetmediler. Zalik buni bu vakitte gayre diyeceğiz. Evet. Reddetmediler. Çünkü yeruddunun faili cemaat oldu. Cemzekker var. Evet. غَيْرَ جَبَلَةَ بْنِ عَمْرٍ Cebelet ibn-i Amr'den başkası reddetmedi. Demek ki ashab orada ekserisi o nefeli aldılar. Teksimden evvel. Fakat Cebele almadı. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Yusuf kâle haddesena ibnül Mübarek an ibn-i Lahiyya an Halid ibn-i Ebi İmran kâle seeltu Süleyman ibn-i Yesar an-nefeli fil gazim. Süleyman ibn-i Yesar'a sordum ki gazadaki nefil ne suretli olur? Kâle dedi ki lem ara ahaden ben hiçbir kimseyi görmedim ki sana'ahu nefel vere. Nefel vermeyi görmedim. Hiçbir kimse yapmadı bunu. Gayru ibn-i Khadij. İbn-i Khadij'in gayrisi. Muaviye ibn-i Khadij bunu yaptı. Nefelena bize nefel verdi. Afrikiye'de, Mağrib'de. En nısfa ba'del humus. Humus'tan sonra nısfı verdi. Evet. Ve me'ana min ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizimle beraber ashab-ı Resulullah da vardılar. مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ الْاَوَّل۪ينَ Evvelki muhacirlerden, muhacirin evvelinden اُنَاسٌ كَثِيرٌ Birçok zevat var idi. Onların hepsi o nefeli aldılar. فَاَبَا جَبَلَةُ بْنُ عَمْرٍ Cebalet-i bin Amr iba etti. اَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا Bundan bir şey almadan iba etti. Ne demek istedi? Yani illa teksimi humus'tan verdi. Ötekilerine bütün ganimetin yarısını verdi, aldılar. O dedi ki hayır, humus'tan almadı. Şimdi buradan anlaşılıyor ki bu mesele ihtilaflı oldu. Ashabın bir kısmı bunu caiz görmüş almış, bir kısmı da caiz görmemiş, almamış. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam dese ki, فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi şerifte olucudur ki, اَنَّ اَسْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in ashabi, سِوَا جَبَلَةَ بْنِ عَمْرٍ قَدْ قَبِلُوا Cebelet ibn-i Amr'den başka ashab-ı Resulullah kabul ettiler. Bu daha kuvvetli delil değil mi? Kîle lehu itiraz eden adama denilir ki kat sadakta, sen doğru söylüyorsun. Ve nahnu felem nünkir, biz inkar etmiyoruz. Ennen nâse kat ihtelefû fîzâlik, nas bunda ihtilaf ettiğini inkar etmiyoruz. Feminhum men ecaze, ulemadan bazısı cevaz verdi. Lil imam, imama en nefele, nefeli, nefel vermeyi kablel humus, humus çıkmazdan evvel. Ve minhum men lem yucisu. Bir kısmı da icazet vermedi. Ulema ihtilaf etti. Ve enne ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ashabı da kad kanu fi zalike muhtelifin. Bu mesele hakkında onlar da muhtelif oldu. Bir kısmı aldı, bir kısmı almadı. Bir kısmı tecviz etti, bir kısmı etmedi. Ve innema eredna. Biz murad ettik. Bima raveyna en anesin ve cebele. Enes ve Cebele'den gelen rivayetlerle murad ettik neyi? Ennehuma yuhbirani. Onların ikisi de haber veriyor. Kavlena haza. Bizim bu kavlimizi haber veriyor. Yani kendiliğimizden getirmedik. Bak, ashabtan bizim kavli söyleyenler var. Bunu haber veriyorlar. Ne'men gal zekana fi ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in ashabında olan vakayı zikretmekle beraber bunların da bizim kavli haber verdiğini murad ettik. Ve in kâle kâilun
bir adam itiraz etse dese ki فَقَدْ رُوْيَ اَيْذَانْ سَعْدِ بْنَ اَبِي وَقَّاسْ فِي هَذَا Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan da böyle bir rivayet geldi. Yani almak hakkında. فَزَكَرَ مَا حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ اَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ بِسْرُ بْنِ عَلْقَمَةً قَالَ بِسْرُ بْنِ عَلْقَمَةً rivayet eyledi ki بِسْرُ بْنِ عَلْقَمَةً buyurdular ki بَارَسْتُ رَجُلًا يَوْمَ الْقَادِسِيَةِ Kadisiye Harbi'nde ben bir İrani ile Farisi derdiler o vakit. Onlarla mübareze ettim. Çünkü Kadisiye Harbi Araplarının İranlılar arasında oldu. Mübareze demek biri bir taraftan çıkar, biri bir taraftan çıkar. Hangisi kuvvetliyse onu vurur öldürür. Bu Bişr ibn-i Alkeme'de adamı vurmuş, öldürmüş. Fakat mübareze ettim, onu öldürdüm. Febelaga selebuhu. Onun üzerindeki eşya bali oldu. İsne-i aşara elfen. 12 bin dirheme. 12 bin dirhem kıymetinde eşyası varmış. Fenefelenihi. Bana verdi onu kim? Sa'd ibn Ebi Vakkas. Sa'd ibn Ebi Vakkas bunu bana verdi. Bak işte Teksim'den evvel nefel verdi. İşte bu da birinci mezhebi teyit eder. Kıyle lehu ona denilir ki قَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ سَعْدٌ caiz ki Sa'd onu verdi. Nefelehu zalik. O Bisre o nefeli verdi. وَالْقِتَالُ لَمْ يَرْتَفِعْ Kital hala devam ediyordu. Kalkmamıştı ki. O kital arasında bu caiz. Evet. فَاِنْ كَانَ ذَٰلِكْ كَذَٰلِكْ Eğer bu böyleyse فَهَذَا قَوْلُ نَيْزَ Bizim kavlimiz de bu. Kital devam ederken verilebilir teşcih için. Daha başkaları da cesaret etsin. Daha fazla kafir öldürürler. وَاِنْ كَانَ اِنَّمَا نَفَلَوْ بَعْذَرْتِ فَعَلْ قِتَال Yok. Harp devam ederken vermedi de harp bittikten sonra verdiği ihtimali olursa fakat yehtemilu buna da ihtimal var ki en yekune ceale zalik minel humus bunu humusten saymadığına malum ihtimali var ki humusten verdi. Harp esnasında olursa zaten caiz. Harp bittikten sonra olursa ona humusten vermiş. Tabi o humusi teksim edip alacak ya o humusten saymıştır. Fe inkâne ceâlehu min gayril humus yok. Humus'ten değil de bütün ganimetler vermiş olur ise فَهَذَا ف۪يهِ الَّذ۪ي ذَكَرْنَا مِنَ الْاِخْتِلَافِ İşte ihtilaf burada vardır ki o ihtilafı da zikrettik. Ashab-ı kiramın bir kısmı kabul etmiş, bir kısmı eylememiş. فَلَمْ يَكُنْ ف۪ي ذَٰلِكَ الْحَد۪يسِ Öyleyse bu hadiste de yoktur. لِأَحَدِ الْفَر۪يطَيْنِ حُجَّةِ İki firkanın hiçbirisine hüccet yoktur. Ne birinci firkaya ne ikinci firkaya. اِذْ كَانَ قَدْ يَحْتَمِلُ Çünkü bu muhtemil oldu. Ney? مَا قَدْ صَرَفَهُ اِلَيْهِ مُخَالِفُهُ Muhalif neye sarf etti? Teksimden evvel. Biz de sarf ederiz ki Teksim'den sonra. İki ihtimal da var. İhtimallı olduğu gibi ne onların lehine delil oldu ne de bizim lehimize delil oldu. وَوَجَبَ بَعْدَ ذَٰلِكُ Bundan sonra vacip oldu. اَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ هَذَا الْبَابِ Bu babın yüzündeki perde keşfedile lina'leme dilelim ki keyfe hükmuhu min tarikil nazar. Nazar tarikiyle bunun hükmü nasıl oldu? Bir de bu vacip oldu. Bunu araştıralım ki bu ihtilafla hangi taraf kuvvetliyse o tarafı teyit eyleyelim. Az kaldı ama vakit de geldi mi? Allah-u Teala aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَجَبَ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ هَذَا الْبَابِ لِنَعْلَمَ كَيْفَ حُكْمُهُ مِنْ طَر۪يكِ النَّزَرِ Bu meseleyi yukarıdan ihtilafı beyan ettikten sonra diyor, bir de kıyasa bakalım ki kıyas hangisini teyit edecek meseleleri. فَكَانَ الْأَصْلُ Aslı olan فِي ذَٰلِكَ bu meselede اَنَّ الْاِمَامَ اِمَامَ اِذَا قَالَ فِي حَالِ الْقِتَالِ Harp halında dese مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ Böyle dese her kim bir adamı öldürürse onun selebi eşyası öldürene olsun. Böyle derse اَنَّ ذَٰلِكَ جَائِزٌ Bu caizdir. Çünkü imam selahiyet verdi. Onun için gider bir adam bir adamı öldürürse onun eşyası onundur. Kimse karışamaz. وَلَوْ قَالَ gene imam dese مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا
her kim bir adamı öldürürse ona şu kadar para vereceğim. Para verdim. Müeyyen bir para. Kâne zâlike caizen eyda. Bu da caizdir. Çünkü müeyyen bir para veriyor. Mesela şuran adamın başını kesene 50 altın vereceğim yahut 100 altın vereceğim yahut da 1000 altın vereceğim. Bu da caiz. Ve lev kâle imam dese men katel evet men katele katilen felehu uşru ma asabna men katele katilen bir adam bir adamı öldürürse felehu öldüren adam için olsun uşru ma asabna isabet ettiğimiz ganimetin onda bir onun olsun. Bu caiz değil. Lem yecüz zalik. Bu caiz olmaz. Niçin? لَأَنَّ هَذَا لَوْ جَازِ Eğer bu caiz olsa جَازِ اَنْ تَكُونَ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا Caiz ki ganimetin hepsi ola لِلْمُقَاتِلِينَ Adam öldürenlere ola فَيَبْدُلُ حَقُّ اللّٰهِ تَعَالَى Vakit Allah-u Teala'nın hakkı batıl olur فِيهَا O ganimette o da neden? مِنَ الْقُمُسُ قُمُسًا Kumise bir şey kalmaz. Öyle ya bir adam öldürürse onda birini alacak. 10 adam çıksa, birer adam öldürseler, o onda bir, onda bir, onda bir, halası o 10 adam ganimeti aldılar. Beytulmala ne kaldı? Hiçbir şey. Kalmadı ki zaten. Bu olmaz. Diğerlerinde kalmıyor o zaman zaten. Diğerlerinde de kalmadığı tabii, gibi Beytulmal da kalmıyor. Yo, bir de var ki, onda birini öldüren adama verecek. 50 adam, 50 adam öldürdü. Şimdi onların arasında da münazaa, münakaşa olacak. Diyecek ki onda biri benim, öteki diyecek ki benim, öteki diyecek ki benim. Haydi onların arasında diyelim ki hepsini alsınlar da 10 adam arasında değil 50 adam arasında teksim etsinler. Fakat Beytülmal'ın hakkı nereye gidecek? Beytülmal'ın hakkı batıl olur, caiz değil. Demek ki iki suret caiz, üçüncü suret caiz değil. Bir adam kimi öldürürse onun eşyasını alsın, bu caiz. Yahut kim bir kafir öldürürse İmam diyor ki ben ona şu kadar para vereceğim. O da caiz. Evet. Ama ganimetin üçte biri, dörtte biri yahut da onda biri bu caiz değil. Fekânen nefel Harp meareke iki ordu arasında başlamazdan evvel bir adam nefel alamaz. İlla ki kendi kritiğiyle birisini öldürmüş olsun. Harp başlamazdan evvel birisi bir kafire tesadüf etti, onu vurdu, öldürdü. Onu alabilir. O kendisi öldürdü. Hep başlamamıştı. Onu alabilir. وَلَا يَجُوزُ فِي مَا أَصَابَ غَيْرُهُ Gayrısının isabet ettiğini de alamaz. Birisi ordudan gitmiş, bir kafiri bir yerde yakalamış, öldürmüş. Öteki, ben de buna ortağım diyemez diye. O kim öldürdüyse onun hakkıdır. Başkasının ona müşterek olamaz. İlla en yekûne ula fîmâ bil mes'elede ki hükmuhu onun hükmü hükmül icareti icare hükmündedir. Bu böyle olursa olur. Fe yecûzü zâlik bu caiz olur. Kemâ tecûzü icaretü icare caiz olduğu gibi. Ne gibi bu? Fe kavlihi imamın kavli gibi. Men katele katilen felehu aşaretü derahim. Her kim bir adam öldürürse ben onu 10 dirhem vereceğim. Bu adam da gitti öldürdü, 10 dirhem aldı. Böyle olursa bu icare demek. Adamı 10 riyale icareye tutuyor. Adam ben 10 riyal yahut da 10 altın dedi, 10 altın alması için hücum ediyor, gidiyor bir kafiri öldürüyor. Bu icare hükmündedir. Bir var ki paralı asker tutar, bir de var ki paralı asker değil de o hükümdedir. Bu da işte böyle olur. Her kim bir kafirin başını getirirse ona bir altın vereceğim. Yani o vakitte o onun hakkıdır. Ganimetten evvel. Nefel bu da caizdir. Fefesede bizalik. Evet. Felemma kâne mâ zekerne. Vaktaki bizim bu zikrettiğimiz oldu. Kezalik böylece. Velem yecüzin nefel. Nefel de caiz olmadı. İlla fîmâ esâbehül müneffelü biseyfî. İlla kendi kılıcıyla bir adam bir şeyi alırsa o onun hakkı oldu. Yoksa nefel kitaldan evvel olmadı. اَوْ فِي مَا تُعِيلَ لَهُ لِعَمَلِهِ Yahut da onun ameli için icar gibi bir şey kılındı. İmam kumandan dedi ki bir kafir başı getirene bir altın vereceğim. Bir de burada nefel alması caiz olur. وَلَمْ يَجُزْ
en yunfele mimma en yenfele mimma asabehu gayruhu. Başkasının isabet etmiş olduğu bir maldan efel alamaz. Bu caiz olmadı. Kânen nazaru ala zalik. Bunun üzerine kıyas oldu ki en yekûne ola. Ba'd nefel, ba'd ihrazil ganimeti, ganimeti ihrazdan sonra ehra daha layık olaken la yecûze en yunfele. Nefel caiz olmamak daha layık oldu. Mimma asada gayruhu, gayrısının isabet etmiş olduğu malda. Daha harp esnasında başkasının almış olduğu maldan gidip kendisi alamadığı gibi ganimeti almış, darul harpten çıkarmışlar, vakıtta hiç hakkı yok. Demek ki harp esnasında iki surette bir adam alabilir. Bir kumandan her kim bir adamı öldürürse o adamın eşyasını ona verdim, alsın. Bir bu. Bir de her kim bir kafir öldürürse ona şu kadar para vereceğim. Bir de bu. Bir de bu caiz olur. Başka surette olamaz. Başkası gitmiş öldürmüş, o ganimetten sen git nefel al, alamazsın. Ne herbes içinde olur ne de harften sonra. İlla herkes müsavi teksim edilecek. Fefesede bizalik. Bununla fasit oldu. Bu kıyasla kavlu men ecazen nefle ba'de ihrazil ganime. Ganimeti ihraz ettikten sonra kumanda nefel olarak bir takımlarına mal versin, bu caiz olmaz. Bunu caiz diyenlerin mezhebi batıl oldu. Ve recana biz rücu ettik ila hükmü ma asabehu huve. Ya o adamın kendisinin isabet ettiğine buna rücu ettik, bir de buna bakalım. Başkası almamış da o adamın kendisi vurmuş, öldürmüş, almış. Bunu getirip ganimete koyacak. Koymasa da nefel olarak kendisi alsa caiz midir değil midir? Fekâne zâlik. Bu da oldu. Kable en yenfülehul imamu iyyâhu. İmam kendisine nefel vermezler evvel olsa. Yani bir adam gitti, vurdu, kırdı, getirdi. Fakat imam kendisine nefel olarak vermemiş. Git, vurduğun, kırdığın senin olsun, böyle bir şey dememiş. Fakat adam gitmiş, vurmuş, kırmış, getirmiş. Bu kendisinin olur mu, olmaz mı? Bunda da diyor ki قَدْ وَجَبَ حَقُّ اللّٰهِ تَعَالَى ف۪ي خُمُسِهِ. Onun beşte birinde Allah-u Teala'nın hakkı vacip oldu. Bu adamın vurup getirdiğinde beşte biri beytul malındır. Hakkullah'tır, onu verecek. وَحَقُّ الْمُقَاتِلَةِ ف۪ي اَرْبَعَةِ اَخْمَاسِهِ. Kalan beşte dördünde de mukatillerin hakkı var. Yani ordunun hakkı var. Bu adam vurdu getirdi ama fakat imam ona senin öldürürsense bir adamı onun selebi senindir dememiş. Yahut da sen bir ölü öldürürsen sana, bir adam öldürürsen sana şu kadar para vereceğim onu da dememiş. Öyleyse o adam kimi öldürmüşse onda ne eşya almışsa getirip ganimete koyacak. O ganimette beşte biri bütün malın olacak, dördü de gazilerin olacak. Kulâse bu meydana çıktı. فَلَوْ اَجَزْنَ النَّفْلَ. Eğer biz nefeli tecviz etsek, izen bu tekdirde, yani imam ona söylemezden, nefel vermezden, o geçse, vursa, getirse de kendisine nefel olarak alsa, bunu tecviz etsek, لَكَانَ حَقُّهُمْ. Ordunun, askerin hakkı olur, قَدْ بَطَلَ. Batıl olur, بَعْدَ وُجُوبِهِ. Vacip olduktan sonra. Ordunun hakkı onda vacip olmuş. İmam da kalksın nefel olarak onu başka birisine versin. Ordunun hakkı diğer askerin hakkı batıl olur. Ve innemâ yecûzun nefel. Nefel caiz olur. Fîmâ yedhulü fî milkil müneffel. Müneffelin milkine dahil olan şeyde caiz olur. Ve innemâ yecûzun nefel. Nefel caiz olur. Fîmâ yedhulü fî milkil müneffel. Nefeli veren adamın mülküne dahil olan şey de caiz olur. Kumandan kendi hissesinden verebilir nefeli olarak. Yahut da beytul maldan kumusundan verebilir. Fakat diğer ordunun askerin hakkından veremez. O da neden? Kendi mülküne dahil olmuş ola min milkil aduvi. Düşmanın mülkünden, düşmandan almışlar, teksim etmişler. Kumandanın kendi hissesine düşmüş, kendi hissesinden verebilir. Yahut da beytul mala düşmüş, beytul malda verebilir. Ve emmâ mâ kad zâle an milkil adû. Ama o bir mal ki düşmanın milkinden zâil oldu. Düşmandan aldılar. Kable zâlik.
kendi mülküne dahil olmazdan evvel aldılar ama getirip tekzip etmediler. Kimsenin mülküne dahil olmadı. Ve sâre fî milkil müslimîn. Müslümanların mülkü oldu. Müslümanlar onu aldılar. Bütün Müslümanların hakkı, ordunun hakkı. Fela nefele fî zâlik. Bunda nefel yok. Kumandan. O maldan kimseye nefel olarak veremez. لَاَنَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِم۪ينَ Bu Müslümanların malındandır. Kendi hakkı değil ki vere. Beytün malında değil. Bütün ordunun hakkı var. فَسَبَتَ بِذَارِكَ İşte bu izah ettiğimiz esbaptan dolayı sabit oldu ki اَنْ لَا نَفَلَ بَعْدِ اِحْرَازِ الْغَن۪يمَ Ganimeti ihraz ettikten sonra Darül Harp'ten çıkarıp Dar-ı İslam'a getirdikten sonra nefel yoktur. Ala ma kad fassalna fi hadha al-bab. Bu babta tafsil ettiğimiz şey üzerine ve beyan ettiğimiz esbab üzerine ganimette kimsenin hakkı yoktur, teksim edilecek. Hulase şu oluyor ki eğer imam bir şey söylememişse ganimeti getirecek. Beşte biri Beytül Mal'ın, gerisi de ordunun. Onu teksim edecek. O vakitte Beytül Mal'dan teksim edebilir. Verebilir. Nefer olarak verebilir. وَهَذَا قَوْلَ اَبِي حَن۪يفَةَ وَاَبِي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ İşte bu üç imamın kavli de budur. Şimdi yukarıdaki mesele, birinci mezhep neydi? Daha ganimeti ihraz etmezden evvel nefel verilebilir diye bunu iptal etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini Habib ibn-i Mesleme rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz daha başlangıçta rüb'i, dönüşte de sülüsi nefel olarak verdi. Bu hadis-i şerife nasıl cevap verdi? Cevap verdi ki bu mutlaktır. Diğer hadis-i şeriflerde mukayyet gelmiştir. Mutlak mukayyet üzerine hamledilmiştir. Mukayyet olan da nedir? Beşte birden, humusten Peygamber Efendimiz verdi. Başlangıçta humusun beşte birini onlara verdi. Dönüşte de üçünü, sülüsü verdi. Bu neden? Humusten hepsi. Bu bahis burada bitti.